M5 Prime YouTube kanalından herkese merhaba. M5 Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Ardan Zentürk ile birlikte gündemin nabzını yoklamaya devam ediyoruz. Sayın Zentürk merhaba, hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ukrayna-Rusya ile devam edelim istiyorum ben. Ukrayna'da son durumu ele alalım sizlerle beraber. ABD'den bir rest geldi ve ABD ağır silah sevkiyatına başladı. Rusya'nın da nükleer tehdidi bir yandan devam ediyor. Bütün bu gelişmeleri, son durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bir iş, yani bir gömlek diyelim. Gömleğinizi ilikliyorsunuz ama birinci düğmede eğer yanlış iliklediyseniz onun finaline doğru biliyorsunuz gömlek yanlış iliklenmiş olur. Rusya'nın kendine çok güvenerek 24 Şubat 2022 günü Belarus'tan ve kendi sınırlarından başlattığı harekatı Kuzey Harekatı, yani Kiev'i 3-4 gün içinde alma amaçlı harekatı büyük bir hüsranla sonuçlandı. Ve anladığımız kadarıyla daha önce de anlattık, Rusya lideri Vladimir Putin'e duymasını istediği bilgiler verilmiş bu harekat öncesinde. Ve duymak istemediği bilgiler de saklanınca tabii ikinci bir B planı devreye girdi. Rusya şu anda Kiev çevresinden ve Ukrayna'nın kuzeyinden tamamen çekilmiş vaziyette ve onun çekildiği yerlerde de olağanüstü katliam izleri, tecavüz anlatımları ve gerçekten savaş suçu sayılabilecek çok ciddi de belgeler ve bilgiler toplanıyor. Şimdi bu tarafa baktığınızda ise Rusya'nın şu anda esas amacı daha önceden yasallığını da tanımış olduğu Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinin sınırlarını genişletmek. Ukrayna'nın doğusunda geniş bir Luhansk-Donetsk bölgesi oluşturmak ve Ukrayna'da Rusça konuşan toplumun, ki azınlık oluyorlar, Kırım'dakilerle beraber güvenliğini sağlamak. Buna da gerekçe olarak diyorlar ki Ukrayna'da aşırı milliyetçilik doğdu, Naziler oldu, Naziler nedeniyle benim Rusça konuşan vatandaşım tehlikede. Vatandaşım değil de soydaşım tehlikede. Tabii Rusya'nın bu planı dönmesinin ana nedeni baştan beri yaşamakta olduğu lojistik sorununu çözme gayreti. Çünkü kendi sınırının ötesine gittiği an Rus ordusu müthiş bir lojistik sorunuyla karşılaşıyor. İlerleyemiyor. Bırak ilerlemeyi, kaldığı yerde kalıyor, aç kalıyor, yakıtsız kalıyor, ilaçsız kalıyor ve mühimmatsız kalıyor. Şimdi tabii o kuzeydeki fiyaskodan sonra bunu tamir edecek tek şey zaten doğudan Donbas'a girmekti. Niye? Çünkü Rusya'nın sınırı orada. Yani lojistik sorunu yok. İstediği kadar girer, çıkar, oradan destek verir falan. Şunu anladık. Rus ordusu eski Sovyet ordusunun devamı olduğu için lojistiğini limanlara ve demir yoluna bağlamış. Çok geniş bir coğrafya. Öyle karayoluyla lojistik yapılamıyor. Demir yolu yoksa, liman yoksa Rus ordusu da yok. Böyle bir durum var. O yüzden sürekli Azak Denizi kenarındaki Mariupol'ü 6 haftadır, 7 haftadır, daha doğrusu 50 gündür almaya çalışıyorlar. Limanına kısmen sahip olmuşlar ama tabii içeride direniş devam ediyor. Yani o bölgeye lojistik ikmal sağlayacak bir limanı dahi tutamamış durumdalar. Bu nedenle şu anda benim aldığım bilgilere göre doğudan, Rusya topraklarından çok sayıda asker, mühimmat, tank, top falan geliyor. Şimdi John Kirby var biliyorsunuz, Pentagon'un meşhur sözcüsü. O dün çıktı, dedi ki, şimdi dedi, işin topografyası değişti. Kuzeyde
gerilla taktiğiyle durdurabiliyordu Ukrayna ordusu, ama doğuda, doğu bölgesinde büyük bir ovayla karşı karşıyayız. Hatta kendi ülkesinden de örnek verdi. Kansas benzeri bir yer orası dedi. Yani şimdi bir bölgede ova varsa ve hiçbir doğal engel yoksa ordular karşılıklı olarak açıkta demektir. Yani mevzilenecek bir yer yok. O nedenle Rusya'nın bu coğrafyayı kullanmak için, şimdi senin soruna geliyoruz esas, neden ağır silah? Bu coğrafyayı kullanmak için Rus ordusunun doğal olarak topçu birliklerini ve çok namlulu füze bataryalarını günler boyu Ukrayna ordusunun üzerine yağdırması bekleniyor. Ancak orayı yumuşattıktan ve oradaki savunma hatlarını topçu ve bataryalarla, füzelerle yok ettikten sonra kara birliğini sokabilir. Çünkü kara birliği girdiği an itibariyle gözünün önüne getir, bir ova düşün, her taraf asker dolu. Yani sonuçta kolay hedef olurlar. Şimdi Amerika ne yapıyor? Amerika da şunu yapıyor. Ukrayna ordusuna ilk kez 155 milimetre Howitzer topları veriyor. Bu toplar Suriye'de Raqqa operasyonunda kullanılmış, denenmiş, çok güçlü toplar bir defa, çok. Ve menzili de uzun. Artı tabii ki füze bataryaları veriyor, ama en önemlisi, herkesin gözden kaçırdığı, bir radar sistemi veriyor. Bir radar sistemi. O radar sistemi pek az ülkede, şu pek az orduda var. Yani bizde var mı bilmiyorum, yanılırım eğer bir şey söylersem. O radar sisteminin özelliği şu Balcan. Karşıdan bir topçu bataryası ateş etti. Radar onu yakalıyor. Anında kendisine bağlı top bataryasından onun üzerine ateş açıyor. Radarın özelliği bu. Yani sen ateş ettin, orayı vurdum zannediyorsun ama aynı zamanda vuruluyorsun. Şimdi tabii bu teknoloji açısından savaşın kaderini değiştirir. Hem Howitzer hem radar. İkisi bir araya geldi mi, şimdi Rus oradan ateş yapacak, bu radar buradan tespit edecek. Howitzer kendiliğinden ateşleniyor Howitzer. Böyle hani şey değil, otomatik radara göre. Yani şimdi tabii Rusya eğer bunlar yetişirse cepheye, Rusya bir türlü harekatı başlatamıyor çünkü. Yetişirse Rusya'nın işi zor demektir. Peki bir de bir yandan Rusya mücadeleye devam ediyor. Putin yenilmemek için elinden gelen her taktiği yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Ukrayna cephesindeki komutanını değiştirdi. O komutan 2015 yılından beri Suriye'de operasyonlara katılan Alexander Dvornikov'du. Sizce Alexander Dvornikov sayesinde renk ne yöne doğru değişecek? Bir etkisi nasıl olacak? Şimdi Alexander Dvornikov bildiğimiz Çeçen Harbi'nin de stratejilerinden. Bu adamın ana özelliği yıkmak. Yani yıkım ekibi. Böyle bir durumu var. Suriye'de de aynı şeyi yaptılar. Çeçenistan'da da yaptılar. Yani Mariupol'ü işte ben hep söyledim değil mi? Sen de hatırlıyorsun. Mariupol zamanla bir Halep, bir Grozny olacak dedim. Haklı çıktık. Niye? Çünkü Ruslar bunu biliyor. Her ordunun kendine göre bir stili var. Bunlarınki de bu. Yüksek ateş gücüyle yer ile yeksan et, sonra işgal et. Sonra da Grozny'de olduğu gibi ver parayı yapsınlar. Böyle bir tuhaflıkları var. Şimdi bu adam tabii bunu yaparken diğer komutanlardan ana farkı, savaş tecrübesi de olduğu için Suriye'de, Rusya'nın stratejik bütün kuvvetlerini koordine etme yeteneğine sahip bir komutan bu. Şimdi savaşın başından bugüne kadar Rusya'nın bir zafiyeti de hava, deniz, kara kuvvetlerinin ve topçu bataryalarının ve füze bataryalarının koordinasyonunda ve iletişiminde yaşanılan olağanüstü zayıflık oldu.
Yani hava kuvvetleri geliyor, bombalıyor, o öbürünün haberi yok falan filan. Yani böyle bir dost ateşinden çok Rus askerinin öldüğü belirtiliyor. Şimdi bu adamı, bu generalin, Dvornikov'un özelliği bunun organizasyonunu iyi yapmasını beceren bir adam, ama bunun için de zamana ihtiyacı var. Çünkü yapılmış bir harekat dosyasını rafa kaldırıyorsunuz. Bunlar çocuk oyuncağı değil. Sonuçta insanlar ölüyor. Yani dosyayı kaldırıyorsunuz rafa, diyorsunuz ki indir oradan başka bir dosyayı, bununla devam edeceğiz. Ama bunu yaparken bütün ordunun yerleşimini, lojistiğini, şusunu, busunu yeniden ayarlıyorsunuz. O yüzden habire asker sokuyor, harekatı başlatmıyor. Bekliyoruz. Peki NATO'ya gelelim. Geçtiğimiz günlerde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı ve bir ilk yaşandı orada. İlk kez Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları da katıldı toplantıya ve NATO'nun yeni stratejik raporu prensipte kabul edildi. Haziran ayında da son şeklini alacak. Böylece biz NATO'nun önümüzdeki yıllarda uzun vadede neler yapması gerek, neler yapacağını net olarak görmeye başlayacağız. Bütün bunları önümüze koyduğumuzda sizce yeni strateji için neler diyebiliriz? Sizler neler düşünüyorsunuz? Şimdi Batı'nın, şimdi bazen öyle bir soru sordun ki bu konuda 1,5 saat falan konuşabilirim. Bir kitap yazabilirim. Yani gerçekten işin damarına giriyoruz. Ama çok kısa anlatacağım. Hı hı. Dünyada dört tür sanayi ve kapitalist yapılanma var. 4 ayrı tür. Bir tanesi Rusya'nın oligarşiye dayalı saldırgan kimlik taşıyan kapitalizmi. İkincisi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Komünist Partisi şemsiyesi altında geliştirdiği köleci kapitalizm. Orada insanların bir önemi yok. Kazanılan para da devletin kasasında. Böyle bir kapitalizm. Üçüncüsü, Körfez ülkelerinde birikmiş olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar tarafında birikmiş olan petrodolarlardan kaynaklanan ve genel anlamda, bilimsel anlamda Arap kapitalizmi diye adlandırılan kapitalizm. Bunu ilk defa ben burada yorumluyorum. Daha Türkiye'de bu farklılıkları pek ayırt eden kimse yok. Niye? Bu üç kapitalizmin ana özelliği ne? Bu üç kapitalizm de demokrasi dışı kapitalizm. Yani birinde oligarşik bir azınlık Rusya'yı yönetiyor, öbüründe Komünist Çin Partisi'nin oligarkları yönetiyor, diğerinde de şeyhler, şıhlar ve krallar yönetiyor. Buna karşılık dördüncü kapitalizm Batı. Yani demokrasi, insan hakları, özgürlükler, şu bu falan. Yani nereye kadar var? O kadar ayrı o ayrı tartışma, ama sistem olarak işte özgür medya, şu bu. Şimdi anladığım kadarıyla bu Ukrayna Savaşı'yla netleşen durum, Avrupa, Amerika, Kuzey Amerika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, dünyada üç çeşit otokratik kapitalist sistemi ortadan kaldırmaya karar vermiş. Olay bu. Bu uzun soluklu bir mücadele. Yani Batı tıpkı İkinci Dünya Harbi'nden önce olduğu gibi yeni bir savaş açıyor. Diyor ki İkinci Dünya Harbi'nde ne vardı? Yine böyleydi durum. Batı'nın, yani kapitalizmin özgürlükçü kanadını İngiltere, Amerika ve Fransa oluşturuyordu. Buna karşılık Nazilerin oluşturduğu bir Almanya, Stalin'in başında olduğu Sovyetler Birliği ve Japonya'daki militarizm vardı. Aynı durum. Aynı durum. Dört ayrı. Ne oldu bunun sonucunda? Nazilerle militarizm, Japonya diskalifiye edildi. Sovyetler Birliği 70 yıl daha kaldı. Ama liberalizm Sovyetler Birliği'ni de 1991 yılında tarihe gömdü. Benzer bir savaşla karşı karşıyayız. Bu savaş diğeri gibi değil. Diğeri 4 yılda bitmişti.
Sonrası da 70 yıl uzamıştı. Bu savaşın eriminin, menzilinin ne olduğunu tam olarak bilemiyor. Niye? Bu Batı'nın alternatif enerji kaynaklarına ne kadar zaman içinde ulaştığıyla bağlantılı bir şey. Oraya ulaştığı an itibariyle bu savaşı kazanır. Olay budur. Peki, teşekkür ediyorum. Pakistan'a dönmek istiyorum ben. Pakistan'da da sıcak gelişmeler devam ediyor. İmran Han görevden düştü ve bu aslında ABD ile olan gerginliğin de bir sonucuydu. Halk da sokağa döküldü bu arada. İmran Han'a karşı parlamentoda geçen darbe kimlikli yapının ardında ne var, kim var? Yani yolsuzluklar var, evet bunu biliyoruz ama sizden de özet şeklinde dinleyebilir miyiz? Çok özet olarak söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri ve bağlantısındaki bütün gruplar İmran Han'a bir kötülük yaptıklarını kabul etmiyorlar. İmran Han'ın bunu bir propaganda amaçlı olarak söylediğine inanıyorlar ama sonuç itibariyle iş başına gelen adam Şahbaz Şerif çok korrupt, yani çok fazla yolsuzluğa karışmış kadroların temsilcileri arasında. Zaten Pakistan'da temiz bir siyaseti yakalamak ayrı güç. Ve tabii bu emperyalizme de bütün böyle ülkelerde, mesela Brezilya'da da yaşadık bunu. O zaman Dilma Rousseff, Brezilya'nın solcu cumhurbaşkanını, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğinden çıkmayan ne kadar yolsuzluk geçmişi olan sağcı milletvekili ve siyasetçi varsa hep beraber birleştiler, yıktılar. Amerika çok memnun oldu. Yerine de bir faşisti getirdiler, Bolsonaro diye. Aynı durum burada da yaşanıyor şu anda. İmran Han esasında ulusalcı bir kimlik, peştun. Yani öyle kolay kolay da yem olacak bir karakter değil, onu söyleyeyim. Hani bugün başbakanlığı şu veya bu şekilde kaybetmiş olması onun Pakistan siyasetindeki rolünün azaldığı anlamına da gelmez. Tam tersine bence Türkiye'nin Batı'yla yaklaştığı bu dönemde İmran Han'ın bu çizgisi, yani anti-Batı, anti-Amerikan çizgisi zaman içinde İmran Han'ı Müslüman coğrafyanın liderliğine kadar taşıyabilecek bir potansiyel oluşturuyor. Yani sadece Pakistan'ın değil. Tabii başına bir şey gelmez ise. Yani çünkü bir de Pakistan gibi ülkeler açık konuşmak gerekirse sert iklime sahip siyasette. Bir bomba patlıyor, başbakan ölüyor. Yani böyle ülkeler eğer küresel sistem İmran Han'dan Müslüman coğrafyaya dönük bir Sünni, Müslüman bir lider prototipinin veya karakterinin çıkacağını anladığı an sağ kalabilir mi, kalamaz mı, ona bakmak gerekecek. Bir iki cümleyle Şahbaz Şerif'e de değindiniz ama ben böyle birkaç cümle daha istesem, insanlar onu da merak ediyor. Şahbaz Şerif şimdi kimdir? Şimdi bu Şerif ailesi, Nawaz Şerif'in kardeşidir bu. Nawaz Şerif, yanlış hatırlamıyorsam, 3 kez başbakan oldu ülkede. Bu Lahor ailesi, Lahor'dan gelen. Yani esasen İmran Han bir ara formül. Pakistan siyaseti Şerif ailesiyle Butto ailesi arasında daima yürümüştür. İlk defa İmran Han diye bir karakter ortaya çıktı. Şimdi bu Şerif ailesi Lahorlu, Nawaz Şerif Londra'da kaçak. Çünkü hakkındaki yolsuzluk dosyaları nedeniyle kaçmak zorunda kaldı. Daha önce valiydi bu Şahbaz Şerif. Onun hakkında da büyük yolsuzluk davaları açıldı. Hatta bazılarından mahkum oldu, sonra yüksek mahkeme mahkumiyetini askıya aldı. Bunların Nawaz Şerif'in bir kızı var, Meryem. O da aynı durumda. Yani esasında Şerif ailesi büyük bir aile. Bir zamanlar, yani benzetmek için söylemiyorum, hani Menderes ailesi vardı bu ülkede bundan 60 yıl önce. Onun gibi bir aile.
fakat Menderes'lerin tam tersine her türlü de yolsuzluğa bulaşmış zengin bir aile. O yüzden Pakistan'da ihale kapmak isteyenler Şahbaz'ı severler. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Evet. Peki, siz kendi kanalınızda çok önemli bir bilgi verdiniz. Ben de izledim, öğrendim ama izlemeyenler için bir kez daha size soracağım. Dediniz ki 22 Haziran 2021 günü Washington Post gazetesinde bir yazıyla İmran Han'ın ipinin çekildiğinin belli oldu. Söylediniz. Evet. Bu konuya değinelim. Kısa ve özet tabii olarak. İmran Han o yazısında, Washington Post'taki o yazısında gerçekten meydan okudu. Yani çünkü gördüğü kadarıyla yani o dönemde ülkesinin hızla kuşatılmakta olduğunu, özellikle Afganistan'dan çekilmeye hazırlanan Doha'da anlaşma yapmış Taliban'la bir Amerika Birleşik Devletleri'nin o kararını doğuracağı jeopolitik depreme de dikkat çeken ama bu arada madem öyle işte böyle deyip kendi tercihlerini de Çin ve Rusya hakkında ifade eden bir yazıydı. Washington Post'ta özellikle yayınlattı ve sonrasında zaten olaylar biraz öyle gelişti. Çünkü şöyle, esasında bu bize S-400'e kadar giden bizim öykümüze çok benzeyen bir şey. Batı ne yapıyor? Amerika. Şöyle bir şey yapıyor. Amerika'nın etnik lobileri var. Şu anda Washington'daki en güçlü lobi İsrail, devamında Hindistan. Bu iki lobi, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca Hintli yaşıyor ve bunlardan biri de galiba başkan yardımcısı veya ona benzer bir şey. Kamala Harris. Yani en azından bağlantıları var. Şimdi İsrail, Pakistan'ın nükleer bomba sahibi olması nedeniyle bir Müslüman ülke olarak derhal parçalanması gerektiğine inanıyor. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ile güçlü bir irtibat içinde ve o irtibat çerçevesinde Pakistan'ın baskılanması gerektiğine inanıyor. Hindistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri üçlü ittifak oluşturmuşlar. Araya Yunanistan'ı almışlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Pakistan'ın karşısındaki ne kadar güç varsa bizim de karşımızda üç aşağı beş yukarı. Bize ne yaptılar? Aynı ekip, aynı lobi bize yıllarca hava savunma sistemi satılmasını engelledi. Doğru mu? Doğru. Patriot istedik, vermediler. Tabanca bile vermediler. O zaman biz de gittik S-400 aldık. S-400 aldığımız andan itibaren de krizden yakamızı kurtaramıyoruz. Bunu böyle yapıyorlar. Önce hedefe oturttukları ülkeyi kendi çıkarlarına karşıymış gibi görünen bir karar almaya zorluyorlar. Ondan sonra da o ülkenin üzerine gidiyorlar. Şimdi bizim S-400 alacak durumumuz yoktu. Biz Patriot istiyorduk. Ama onu almak zorunda kaldık. Ondan dolayı da İsrail'in talepleri doğrultusunda Amerikan yönetimi bizi F-35 programından çıkardı. Ve buna da en çok sevinen Yunanistan oldu. Yani olayın bütün vahametini düşünebiliyor musunuz? Şimdi İmran Han da geldi, para istedi. Borcu var. Ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor. Savunmasını ayakta tutmaya çalışıyor. Amerikan Kongresi'nde aynı bize yapılan gibi dışlandı. O da gitti Çin'den çözdü meselesini. Yani ne yapacaktı? Seyredecek miydi? Yani koskoca bir ülke, 220 milyon nüfusu var. Vay sen Çin'e nasıl gidersin? Buyurun. Sonuçta bu işte. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Sorularıma cevapladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Peki. Sizin ekleyeceğiniz harici bir şey var mı? Yok, gayet iyiydi. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Haftaya yine M5 Genel Yayın Yönetmenimiz Ardan Zentürk'le beraber gündemin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Siz de görüşlerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın.